Merhaba, ben çocuk gelişim uzmanı Ayşenur Özdemir. Bugün sizinle birlikte çocuklarımızın konuşmasını teşvik etmek için, onların ifade edici dillerini yani konuşmalarını zenginleştirebilmek için neler yapabiliriz? Evde onları nasıl destekleyebiliriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi dil dediğimiz şey temelde iki kategoriden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi alıcı dil, diğeri de ifade edici dil. Alıcı dili şöyle düşünelim. Şimdi çocuklarımızın zihninde bir kumbara olduğunu hayal edelim. Onlar doğduğu andan itibaren biz onlara işte bakıp gülmemiz, yaptığımız mimikler, çıkardığımız sesler, kullandığımız kelimeler, cümleler, bunları çocuklarımız zihinlerinde küçük bir kağıda yazıp onları zihinlerinin içindeki kumbaraya attığını hayal edelim. Bu kumbarada biriktirdikleri sesler, kelimeler, mimikler, taklitler, bunların hepsi alıcı dili ifade eder. Zamanı geldiğinde de çocuklarımız büyüdükçe yavaş yavaş çıkardıkları sesler, kelimeler ve cümleler, bunları artık konuşmaya başlamaları, bu da çocuklarımızın ifade edici dilini gösterir. Şimdi biz çocuklarımızın hem alıcı dilini hem ifade edici dilini kabaca değerlendirecek olursak, yani çocuğumuz normal gelişimi gösteriyor, biraz desteklememiz mi gerekiyor? Bunu fark edebilmemiz için temelde şunlara bakıyoruz. Çocuğumuzun kelime haznesi nasıl ve kullandığı kelimelerle oluşturduğu cümlelerin yapıları nasıl, bunlara bakıyoruz biraz. Şimdi çocuklarımızda yaklaşık 2 yaş civarında artık 30-40 kelimeyi, neredeyse hatta bazen 50 kelimelik bir sözcük dağarcıkları oluyor ve 2 kelimelik cümleler kurmaya başlıyorlar. Ve yaklaşık 3 yaşında, 4 yaşında 400-500 kelimelik bir kelime hazneleri olabilir ve 3'er kelimelik cümleler kurabilirler. Artık 5-6 yaşına geldiklerinde neredeyse 1000 kelimelik bir kelime haznesiyle çocuklarımız yetişkin gibi konuşmaya başlarlar. Akıcı, anlaşılır, kim ne konuşursa konuşsun herkes anlayabilir durumda olmalı. Eğer çocuğunuza baktığınızda bunlardan birazcık daha geride olduğunu düşünüyorsanız, biraz desteklemek ihtiyacı duyuyorsanız neler yapabilirsiniz? Şimdi bunu ikiye ayırarak anlatacağım size. Birincisi, konuşmayı teşvik edebilmek için neler yapabiliriz? Diğeri de konuşmayı zenginleştirmek için neler yapabiliriz? Konuşmayı teşvik edebilmek için çocuklarımıza bazen sevdikleri şeylerden az miktarda verebiliriz. Nedir bu? Diyelim çocuğunuz sütü çok seviyor. Siz de ona çok az süt verdiniz. Şimdi çocuk ne yapacak? Sütü içtikten sonra daha fazla isteyeceği için gelip sizinle bir iletişime girmeye çalışacak. Çünkü o verdiğiniz süt o kadar az olacak ki ona yetmeyecek. Diğer bir şey, çocuğunuzun bazı çalışmalar yaparken önüne koyacağınız materyalleri eksik verebilirsiniz çocuğunuza. Nedir bu? Diyelim hadi boyama yapalım dediniz. Gittiniz, ona kağıt verdiniz ama boya kalemlerini vermediniz. Şimdi ne olacak bu sefer? Çocuk boyama yapalım dedik, kalemler yok. Kalem istemek için sizinle iletişime girmeye çalışacak. Bazen eksik böyle maddeler, malzemeler vererek çocuklarınızı konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bir diğer nokta, çocuklarınıza diyelim ki sevdiği bir oyuncak var, bir malzeme var. Onu ulaşamayacağı bir yere koyarsanız eğer, çocuk bu sefer ne olacak? Ona ulaşabilmek için sizden bir şekilde yardım, talep isteyecek ve konuşmaya teşvik olmuş olacak. Şimdi diğer bir noktaya geldiğimizde çocuğumuzu nasıl zenginleştirebiliriz konuşmasını? Yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi genişletmeler yapmak. Nedir genişletme? Diyelim ki yanınıza geldi. Dedi ki oğlunuz ya da kızınız araba dedi ve size arabayı gösterdi. Yaşı kaç olursa olsun bunu yapabilirsiniz bu arada. Arabayı size gösterdi diyelim. Dediniz ki siz mavi araba. Ne oldu? Sizin çocuğunuzun size verdiği yönergeyi siz daha da genişletip, büyütüp, zenginleştirip ona tekrar sundunuz. Ve mavi araba kalıbını aslında almış oldu. Bir renkle birlikte aslında bu kelimeyi nasıl genişletebildiği, zenginleştirebildiğini görmüş oldum. Bunu her şey için yapabilirsiniz. Domates dedi. 5 domates dediniz. Sayıya vurgu yaptınız. Ya da diyelim ki paralel konuşma dediğimiz bir yöntem var. Bunu uygulayabilirsiniz. Bu nedir? Çocuğunuz oyun oynarken, böyle hani sanki dizi izlerken altyazı geçer ya, çocuğunuzun davranışlarını altyazı geçmeniz aslında. Onun davranışlarını sizin dile getirmeniz. Diyelim ki çocuğunuz yine arabayla oynuyor ya da bebekleri dizmiş. Geldiniz, çocuğunuza dediniz ki bebeklerini dizdiğini görüyorum.
ya da arabayı sürdüğünü görüyorum. Arabayı yukarı kaldırdı, arabayı yukarı kaldırdın. Arabayı yere koydu ya da masanın üstüne, arabayı masanın üzerine koydun gibi onun yaptığı şeyleri dışarıdan tekrar edebilirsiniz. Böylece çocuk yaptığı davranışların sözel karşılığını da o kumbaraya aslında atmış olacak. Onun dışında yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi eş anlamlı sözcükler kullanmak. Çocuğunuz geldi yanınıza, dedi ki işte küçük bir fare oyuncağı var diyelim. Küçük fare dedi, size gösterdi. Siz de şunu diyebilirsiniz. Minicik fare. Evet, minicik fare. Ya da büyük kamyon dedi. Kocaman kamyon diye ona bazı kelimeleri yerini değiştirerek, bak bunun yerine bunu da kullanabiliriz aslında mesajını verip dilini zenginleştirebilirsiniz. Bazen de çocuklarda tekrarlamalar yapmamız gerekebiliyor. Diyelim ki çocuk araba demek yerine aba dedi. Bizde yapılan hatalardan biri, çok sık düzeltme yapıyoruz. Hayır, aba değil, araba, araba. Bazen bu hiddetleniyor bizde de. Bu sefer ne oluyor? Çocuk iletişime geçmekten bir adım geride durabiliyor. Onun için ne yapabilirsiniz? Aba dedi, araba diyebilirsiniz. Su istiyorum diyecek. Du dedi mesela. Su istiyorsun deyip ona tekrardan dönüş yapabiliriz. Şimdi bunlar dili zenginleştirmek için ufak öneriler. Ama eklemek istediğim çok önemli bazı noktalar var. Şimdi bunlardan bir tanesi, göz kontağını biz çok aslında hep herkes söylüyor, biliyorum. Birçok uzmandan, birçok yoldan geçen kişilerden, öğretmenden, arkadaşınızdan, eşinizden, birçok kişiden bunu duyabiliyorsunuz ama ben de tekrar söyleyeceğim. Göz kontağı gerçekten önemli. Çünkü bunu ne kadar dile getirsek de bazen yapmıyoruz. Diyelim ki bunu illa eğilmek de değil göz kontağı. Bazen de çocuğunuzu çıkarın bir yükseğe. İşte hafif böyle yüksek bir masa varsa onun üstüne oturtturup onunla siz hafif ayakta ya da siz biraz eğilerek konuşabilirsiniz. Ya da ikiniz de yere uzanın, yüzüstü birazcık böyle sohbet edin. Yani birbirinize bakarak. İlla eğilmenize de gerek yok. Tabii konuşurken eğilirseniz de yine göz kontağını kesinlikle arttırırsınız. Bir diğer nokta, bizim maalesef pandemi dönemindeyiz biliyorsunuz ve maske kullanımımız arttı. Şimdi maske kullanımı bazen çocuklarla iletişim kurmamızı sekteye uğratabiliyor. Çok önemli bir hastalık durumunuz yoksa lütfen maskenizi indirip mesafe bırakın ama maskenizi indirebilirsiniz. Çünkü çocuklar o ağız sesler çıkarken ağzınızın hareketlerini görebilsin. Çizgi filmlerin en büyük dezavantajı da bu. Çizgi filmlerde o karakterlerin ağzı açılıp kapanır. Yani hangi sesin, hangi harfin ağızda aldığı şekil nasıl, çocuk bunu çok fazla gözlemleyemez. Onun için sizi rahatlıkla gözlemleyebilmesi adına maskeyi indirebilirsiniz. Onun dışında yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi ayna karşısında çalışabilirsiniz. Hayvan sesleri çıkarabilirsiniz. Bazı kelimeleri ya da söyleyemediğini düşündüğünüz sesler varsa bunlarla ilgili bazı kelimeler, hayvan sesleri bulup onları ikiniz de aynanın karşısına oturup tekrar edebilirsiniz ve ağzına bakarak. Mesela aynada da diyelim bir kalemle ağzı işaretlediniz. Bu yuvarlığa bakarak şimdi konuşacağız diyerek ağzına odaklanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve son olarak eklemek isterim ki biz bazen çocuklarımızla, bu da bir iletişim becerisidir. Diyelim bir yetişkinle konuşuyoruz, eşinizle konuşuyorsunuz. Çocuğunuz geldi size bir şey söylemek istiyor. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki hemen o karşı tarafı bırakıyoruz, çocuğumuza yöneliyoruz ve onunla konuşmaya başlıyoruz. Şimdi biz burada çocuğumuza iletişim becerilerinde neyi öğretmiş oluyoruz? Böyle ben biriyle konuşurken sen geldiğinde ben hemen onu kesebilirim, sana dönebilirim, seninle her zaman konuşabilirim. Karşımdaki kişinin de ne söylediği önemli değil, mesajını veriyoruz aslında. Sohbeti sürdürme becerisine nasıl engel olduğumuzu gösteriyoruz aslında. Burada şunu yapmanızı rica edeceğim. Karşıdaki kişiyle konuşurken çocuğunuz size gelip bir şey söylemek istediğinde karşıdaki kişiye dönüp çok özür dilerim, pardon deyip, çünkü onu o konuşmayı bir sekteye uğratıyoruz ya, orada ufak bir özür, sonra çocuğunuza dönüp şu an babanla konuşuyorum, şu an annenle, öğretmeninle konuşuyorum, bittikten sonra sana döneceğim eğilip. Sonrasında o kişiyle konuşmanızı devam ettirip bitince çocuğunuza evet konuşmam bitti, seni dinliyorum diyebilirsiniz. Bu da
iletişimi nasıl sağladığımızı görmesine yardımcı olacaktır. Tabii burada konuşmayı da çok fazla uzatmayın. Uzatırsanız çünkü çocukların o kadar sabrı yok, ruhu yok. O kadar çok fazla bekleyemezler sakin bir şekilde. Olabildiğince sohbeti toparlayıp çocuğunuza kısa sürede dönmeye çalışın. Genel olarak dille alakalı ciddi endişeleriniz varsa lütfen uzman desteği almaktan çekinmeyin. Çünkü bu konu gerçekten çocuklarımız ilkokula gittiğinde de ifade edebilmeleri adına yetişkinlik içinde çok çok kıymetli beceriler. Çocuklarınızla çok güzel sohbetlerinizin olacağı, çok güzel anılar paylaşacağınız, böyle nice birlikte vakitler geçirmenizi dilerim. Sağlıklı günler.